أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السادس عشر من مقدمة إتحاف المريد إتحاف المريد'ın مقدمesinin bugün 16. dersini okuyoruz. Yukarıya bakın. Bugün yine alt okuruz ama yukarıyla bağlantısı olduğu için yukarı tekrar edelim. Ve fussilel imanu ve fussilel imanu bil testiqi testiqil ma'budi şer'an şer'an ma'bud olan testiq nedir? Ve o testiqun nebiyyine gördün mü? Fussilel imanu sayfa geri git, orada birbirine bağlantılı. Sayfa 47. Son satıra bakın. Ve fussilel imanu bi tesdikil ma'hudi şer'an. İman şer'an ma'hud, malum olan tesdikle tesdik edilmiş. Nedir? Ve o tesdiku nebiyyine Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fi kulli ma ulime meci'u bi min ed-dini bi devleti. Ey fi meşte hele beni ehli islami ve görmedi. Ve sâre ilmu bi yuşâbil ilmel hasle bi devleti. Bi heysu ya'lemuhul âmmetu min gayri iftikarin ila nezerin ve istidlali. Ve in kâne fi esli nezeriyen. Aslında nezeridir ama o kadar bilinmiş ki, o kadar onunla olan ilim vadettir ki derri şeylere bunun ilmi derrilere hasıl olan ilim gibidir. Ke vahdeti sani azze ve celle ve vücubi selahi ve nehve. Ve fil icmalı fima yulahazı. İcmalı kel imanı bi galibil enbiyai ve melaket. Ve la buda mine tefsili fima yulahazı kezalike. Ve huve imane tefsili ekmelü minel evveli imane icmali. Kel imanı bi cemi minel enbiyai. Kur'an'da isim geçenler. Vel melaiketi. Peygamberler ki Adem ve Muhammedin ve Cibril aleyhimu salatu ve selam. Felevlem yusaddiq bi vücubi salatu ve nehve inde suali anhu yakunu kafir. Vel muradu min tesiri sallallahu aleyhi ve sellem hani Efendimiz'i getirdiği şeyle tesdik etmek dedik ya. Ve ve tesdiku nebiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fi kulli ma ulime meci'uhu bi dedi. Öyle değil mi? Ve muradu min tesdiki sallallahu aleyhi ve sellem kabul kabulu ma ca'e bihi ma'ar rida. Getirdiği şeyi ridayla beraber kabul etmek. Bir terk nasıl ridayla beraber kabul etmek? Bir terki tekebbürü, tekebbürü terk etmeyle. Vel inadi, inadi terk etmeyle. Ve binel amali aleyhi. Kabul-i marida budur. Tekebbür etmeyecek. İnat etmeyecek. İnandığı şekliyle amel de edecek. İşte Efendimiz'in tesliminden murat budur. La mucarrad ve kon nisbeti sıdkı ileyhi fil kalbi. Sağda kalbinde bu adam doğru söylüyor. O yetmiyor. Min gayri iz'ani ve kabulüne onu iz'an kesin kabul etmeden öyle değil mi? Şeksiz şüphesiz onu kabullenmeden sade nisbet üstüne dahil yetmiyor. Yetmiyor ki hatta yerzemel hüküm bi imani kesin minel kuffari lezine kanun alimin bi hakikati nübüvveti aleyhissalatu vesselam. Kafirlerin çoğu Efendimiz aleyhissalatu vesselamın nübüvvetini hakikaten biliyorlardı. Ve ma ca'e bi getirdiği dinin de hak olduğunu biliyorlardı. Eğer burada normal tesirden nisbet-i sıdıksa o kafirler de Efendimiz'in sıdkını biliyorlardı. Onlar da mümin olmaları lazım. Niye? Niye onlar kafirdiler diyor? Niye kufarını kanu alme hakkında nübüvveti aleyhisselatü vesselam ve ma ca'e bi lazım gelip onların imanıyla hükmedelim. Halbuki bunlar mümin değiller. Niye? Yani lem yekunu ez'anun li zalike. O Muhammedi ve Muhammed'in aleyhissalatü vesselam getirdiğini sıdkın nisbeti onlarda vardı ama iz'an yoktu. Ve lakin kabul etmediler.
وَلَوْ بَلَوْ الْاَعْمَالَ السَّالِحَةَ عَلَيْهِ Salih amelleri bile etmemişler. بِحَيْسُ سَارَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ ismu teslimi ki ona teslim denilsin. بِحَيْسُ سَارَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ ismu teslimi öyle bir imanları, öyle bir izan kabulleri yoktur. كَمَا هُوَ مَدْلُولُ الْوَدْعِيُّ Nasıl ki bu izan tesliğin ved'i neyidir? Manisidir. Niye? İz'an, kema huve iz'an, medlul ved'iyyü, imanın ved'i manasıdır. Niye? Yani iman lefzinin ved'i manası iz'an mıdır? Yani hakikate amene bihi. Manası nedir? Amenu mine tekzibi. Onu tekzibden emin etmiş. Vel muhalefete, onu muhalefeten emin etmiş. Ve ce'alev fi emni min zalike. Tekzib, muhalefet konusunda onu emine koymuş. Yani emin bir alana almış. Oldum. Şimdi demin dedi vel muradu min tesdiki sallallahu aleyhi ve sellem kabulü ma ca'e bi ma rida bi terki tekebbüli vel inadi ve binal amali aleyhi. O değil miydi? Hemen aşağı gelin orada bir haşe var. Kad arefte mimma harrernahu leke fi esnai şerhil mezhebil evveli. Birinci mezhebi şerh ederken birinci mezhebin şerhin esnasında sen bildin. Ney bildin? O birinci mezheb min mezahibil ulema'i fi beyani hakikatil imani şer'iyeti. İmani şer'inin hakikatinin beyanındaki mezahiblerden birinci mezhebin esnasında tahalli ettiğimizden sen bildin ki ney bildin? Enne tesliğe yutlaku ala ma'neyi. Tesir iki mana itlak edilir. Bildiniz mi? قَدْ عَرَفْتَ مِمَّا حَرَّرْنَاهُ لَكَ Sana tahrir ettiğimiz şeyden bildin. Ne de tahrir ettik ki esna-i şerhine mezhebil evveli. Mezheb-i evvelin şerhine esnasında. O da min mezahibil ulema'i, ulemaların mezahiblerinden birinci mezheb. Orada tahrir ettiğimiz de fi beyani hakikatil imani şer'iyeti. İman-ı şer'inin hakikatinin beyanıyla ilgili. Orada sana, sen oradan bildin o tahlilde. Neyi bildin? Enne tesliğe yutlaku ala maniyeni. Tesliğe kaç mana denilir? İki manaya denilir. Birinci mezhebi de geri dönün, görün. Sayfa 48. 48'in başı. وَأَمَّا الْاِمَّانُ فِي عُرْفِ اَهْلِ الشَّرِّ فَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَّاءُ فِي تَحْدِيدِ مَعْنَوْا عَلَى خَمْسَةِ اَقْوَالٍ اَوَّلُهَا الْمَزَّبُ سَانِ الْمَزَّبُ سَالِسُ Yani yukarıda el-mezzebü evvel dese de uyumlu olurdu. Ha, o evveluha ve mezzeb cumhur muhakkinne min el-eşşariyeti vel maturiyeti ennehu tesdiku bima ulim mecir nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kolaysa o tefsir sonuna kadar bakarsanız oradan anlaşılıyor ki İman-ı şer'iye, iman-ı şer'iye iki mana var. İman-ı şer'iye iki mana itlak etti. Ahadumma, bir, o iki manadan biri el-cezmu vel-kat'u bir şey. Bir şeyi cezm ve kat'u etmek. Bihaysu la yakunu inde sahibi şey'un mine tereddüdi vel-hayreti ve şekki. Öyle bir cezm kat'a var ki onun sahibinin yanında tereddü, hayret, şek diye bir şey kalıyor. Demek imanın iki manasından biri şek, tereddüt, tahayyürü kabul etmeyen cezm-i lakatıdır. وَهَذَا هُوَ الْمَانَ الَّذِي يُعَبِّرُ الْعُلَمَّاءُ عَنْهُ بِالْاِزْعَانِ Ulemalar bunu izanla tarif ediyor. Ulemaların izanla tabir ettikleri manadır. Buna izan diyorlar. Demek izan nedir? İzan el-kat'u vel-cezmu bir şeyidir. Min gayri tereddüdin ve şekkin ve tahayyürün. Ve yukabiluhu izanın mukabilindedir bir hazel mana. Yok. Ve yukabilu imanın manasındadır bir hazel mana el-inkaru.
bu cezm katır manasındaki imanın karşısında zıt olarak, dıt olarak ne var? İnkar var. İman, inkar. İman, şeksiz şüphesiz kabul etmek. İnkar da kabul etmemek ve etmek. وَلَا شَكَنَ هَذَا الْمَانَا İmanın bu birinci manası, ku cezm katıdır. مَتَ وُجِدَ عِنْدَ شَخْصٍ Ne zaman bir şahsın yanında mevcut olursa kana kabilen lima saddaka bihi. O şahs tasdik ettiği şeyi kabul etmiş anlamına gelir. Radiyen bihi. O şahs o şeyle radi olduğu anlamına gelir. Tariken li kulli ma yunaqiduhu. O mananın munakidi olan bütün manaların tariki olmuş olur. Bütün manaları, şeyler tarif olmuş. Oldu. Ve illa eğer onun kabili olmasa, ona razı olmasa, onun münakidini terk etmese lem yakun musaddiken bihazel mana. Bu cezm katan manasındaki musaddik olamaz. Yani cezmli katanli bir musaddik olamaz. Oldu. Niye? Diyor, devlet ennel akile yesiru ala vefki ma eddahu ilih nezeru. Akıl kişi yesiru seyreder ala vefki ma eddahu ilih nezeru. Onun nezeri bu akıl kişi yesir yürüyor ala vefki ma eddahu ilih nezeru. Onun nezeri, onun bakışı ve ezanel lev fikruhu onun fikri neyi izan etmişse ona göre yürür, hareket eder. Ve selleme bihi akluhu. Demek aklı neyi teslim etmişse, fikri neyi izan etmişse, nazarı neyi görmüş ise, akıllı kişi ona göre neyi de hareket eder. Ha bir kişi cezm etmiş ise, demek aklı onu teslim etmiş, fikri onu izan etmiş, bakışı onu kabullenmiş, o zaman bu adam nedir? Bu adamın yanında, bu adam onun naklediği ne varsa hepsini kabul etmiş anlamına gelir. Bu adam bunu kabul etmiş anlamına gelir. Çünkü kişinin seyri buna göre. Tekrar ediyorum. وَلَا شَكَنَ هَذَا الْمَانَ مَتَا وُجِدَ عِنْدَ شَخْصٍ كَانَ قَابِلًا لِمَا صَدَّقَ بِهِ رَادِيًا بِهِ تَارِكًا لِكُلِّ مَا يُنَاقِدُهُ وَاِلَّا لَمْ يَكُمْ مُصَدِّقًا بِهَذَا الْمَانَ Bu manada bir müstaddik olamaz. Darurete ennel akile yesiru ala vefki ma eddahu ileyhi nezzerhu ve ezane lehu fikruhu ve selleme bihi akluhu. Aslında sellemnehu aklu dese de iyi olurdu. Ve selleme bihi akluhu. على وفق ما أداه إليه نظره وأزعن له فكره وسلم به عقله سلم به دوخي بلوز بل كبايل دا قرآن الله بيدر يعني سلم له عقله neyse imanın iki manasından biri cezm ile katadır tereddüdü kabul etmeyen hayra şeki kabul etmeyen cezmdir. Bu mana kimin yanında olursa, öyle değil mi? O tasdik ettiği şeyi kabul etmek zorundadır. Onun münakidi terk etmek zorundadır. Vel mana sani min maani tasdiki el marifetul mucerredetu anil izani vel cezmi. Marifet var ama izan, cezim yok. Yani şeksiz kabul etmek yok. Bu hazil marifeti yel kabiletül cehaleti. Bu cehaleti kabul edebilir. Yani buna bir cehalet feda olabilir. Bugün marifet yarın cehalet olabilir. Ve nekareti inkarı kabul edebilir. Çünkü bu mücerred marifettir. İz'an kabul değildir. Ve tesliku bi hazel mana kan mevcuda ile kesir inir kufari.
Bu manadaki tesdik, marifet manasındaki tesdik, kafirlerin çoğunun yanında vardı. Kafirlerin çoğu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olduğunu biliyordu. Ve ehlil kitabi lezine le yu'minu bima ca'e bi Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli kitap ki peygamberimizin getirdiğine iman etmemişlerdi. Onlar da bunu bilirlerdi. İnne kesilmeyen kufari ve ehlil kitabi. Ehli kitabın çoğu bunu bilirlerdi. Okul yazarlığı olan Tevrat İncil'i bilenler peygamberimizi tanıyorlar. Pek delille ne biliyoruz onları tanıyorlardı. Ve ayetü zalike kavlu subhanahu ve teala felemma ca'ehum ma arefu keferu bi. Ne zaman tanıdıkları biri onlara geldi ki o peygamberimizdir aleyhissalatü vesselam keferu bi. Bak tanıdıkları onlara gelince onu inkar ettiler. Bak bu marifet inkarı kabul etti. Feddelle bu delalet ediyor bu kavl. Bu kavluhu subhanahu ve teala ala enne tesdike bihazel mana. Marifet manasındaki tesdik la yestezmu iz'anel musaddiqi lima arefuhu. Musaddiqin tanıdığı şeyin iz'ani lazım gelmez. La yestezmu iz'anel musaddiqi lima arefuhu. Ve la inqiyadehu lehu. Musaddiq tanıdığı şeye boyun eğmesine, teslimiyet göstermesine gerektirmez. Ve la teslimehu bihi. Ve la en yetruke ma yunakidehu. Onun münakidini terk etmeye de gerektirmiyor. Demek cezm manasına, izan manasına olan ne? Olan tesdik, musaddik o şeki de kabul etmez. Tahayyürü de kabul etmez. Tereddüdü de ne etmez? Kabul etmez. Öyle değil mi? Rida göstermeyi de gerektirmez. Onun münakidi olan şeyleri terk etmeyi de gerektirmez. O izan manasına olan tesdik. Ama marifet manasına olan tesdik kabulü de gerektirmiyor. Öyle değil mi? Ridayı da gerektirmiyor. O münakidi o tanıdığı şeyin münakidlerinin terkini de ne etmiyor? Gerektirmiyor. Onu tanıyor ama gayrisine sarılıyor. Onun münakidlerine yapışıyor. Oldum. Yukarı bakalım. وَلَمَّا اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَهْدِ مَدْخَلِيَةِ النُّطْقِ بِشَهَادَتَيْنِ فِي حَقِقَةِ الْاِمَانِ ulemalar ihtilaf etmişler ne yönüyle nutke bi şehadet imanın hakikatinde medheli var mı yok mu? Bu yönüyle ihtilaf etmişler. Yani hakikatül imandan nutkun payı var mı yok mu? Nutuk olmadan iman gerçekleşiyor mu? Gerçekleşmiyor mu? Ulema ihtilafel ulema'un fi ciheti medhaliyeti nutke bi şehadetin fi hakkatil imani. Bundan ihtilaf edince ulemalar eşşare lehu. O ihtilafa Musa'nın işaret edildi bi kavli. Ve nutku bi şehadeteni. Nutku bi ne? Kimin için? Lil mütemekkini minhu. Bu nutkun mütemekkini olan kişi için. Nutkun mütemekkini olan kişi için. El kadiri kudreti olan kişi için lil mutemekkini minhu el kadiri o kimse ki nutkun mutemekkinidir nutka kadirdir nutuk bu kişi için peki nutuk nasıl etsin nutki nasıl yapsın ben yakula eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah desin ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah desin. Oldu mu? Böyle bir nota. Ve haza ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah huvel mentuku bihi. Bu nedir?
Bu meltuku bihidir. Nutkedilen şey budur. Kemase yüsevdihu bi fi kavlihi. Musannif orada teslih ediyor. Ve camiun ma'nellezi tekarrara şehadetül İslami. Bak orada bunu söylüyor. O bet gelince oradaki açıklamayı bileceksin. Ve camiun ma'nellezi tekarrara. Bu beyan edilen manayı kapsıyor. Ne? Şehadetül İslami. İslam şehadeti. Bak orada da teslih ediyor. Bu mentuku bihi nutki şart olan budur. Nutki şart olan mentuku bihi nedir? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah'dır. Pek dedik ve nutku bih şehadeteyni lil mutemekkini minhu dedik. Ve kavluna lil mutemekkini minhul kadiri yahrucu bihil ahresu. Bununla ahres çıktı. Fela yutalabu bin nutki. Ahres nutukla mutalebe edilmez. Nutukla ne yapılmaz? Mutalebe edilmez. Konuşamayan tat kişiye şehadet kelimesini getir yoksa Müslüman olamazsın diyemeyiz. Ahres nutukla mutalebe edilmez kemmel o kimse gibi ki اِخْتَرَمَتْهُ الْمَنِيَةُ قَبْلَ النُّطْقِ بِي مِنْ غَيْرِ تَرَخِمْ. Adam Müslüman olur olmaz. Daha nutuk bir şehadetin imkanı bulmadan neydi? Ölüm onu yakaladı. اِخْتَرَمَتْهُ الْمَنِيَةُ قَبْلَ النُّطْقِ بِي مِنْ غَيْرِ تَرَخِي olmaksızın. Yani şehadet kelimesini getirecek kadar gecikme olmaksızın ölümün yakaladığı kişiye nasıl nutku bir şehadetin şart değil ise ahirese de nutku bir şehadetin şart değil. Metne bakın. Ve nutku bir şehadetini fihi. O nutukta. Fihi nerede? Ama o nutukta ne yönüyle o nutukta? Eficiyeti etibari medhaliyeti fil imani. İmana medhaliyeti olma cihetiyle, yani imandan medhaliyeti var mı yok mu, müdahalesi var mı yok mu, iman bir cüz'i mi değil mi? Ve nutun nutuk de fihi, o nutuk de medhaliyetül iman itibariyle el kulfu eyle uhtin ihtilafu. İhtilaf vardır. Bak, ve nutun nutuk el kulfu fihi. El kulfu mubtada, fihi kulfun haberidir. El hulfu fi cümlesi ve nutku ne olur? Haber olur. Ve nutku fihi eyficiyeti yetibar mesele fil imani el hulfu eyli ihtilaf. İhtilaf var. Ama o ihtilaf da mürtebisen bir tahkikiyim. Böyle bazı yeri bir ihtilaf değil. Tahkik ile mürtebis, mürtebit, bağlantılı bir hulftür. Bir tahkik ne demek? Ey bil edilletil kaimeti ala da'va kullin minel ferikeyni. Ey bil edilletil kaimeti ala da'va kullin minel ferikeyni. Hani nutuk imanı bir cüz'i midir diyenlerin de delilleri var. Bunu ispat eden delilleri var. Nutuk imanı bir cüz'i değildir diyenlerin de delilleri var. Bunu ispat edecek delilleri var. O nutuk mürtebise bir tahkik. Hani tahkik isbatü şey bir mesele, bir delili. İsbatü şey bir delili. Nutkun bir manası budur, burada onu alıyor. Bir tahkik ey bile diletil kaimeti. Ne üzerine kaimdirler? Ala da'va kullin minel ferikeyni. Oldu. Ve fessalel hilafe. Ve fessalel hilafe. O hilafi Musa'nın tefsir ettiği bir kavli. Nasıl nutkın medhaliyetinde nasıl hilaf var? Fakile bu kile bine meşhur faali kimdir acaba? Kimler tarafından bu denilmiş? Ey fekale muhakkikul eşaireti vel maturidiyeti ve gayruhum. Muhakkikul eşaire, muhakkikul maturidiyye demiş, bir de o gayrum, onların gayrisi de demişler. Oldu. En nutku minel kadir şartun. Demişler, kadir, kudreti olan kişinin nutku şartı. Ama neyin şartıdır?
fi icra icra-i ahkamil mu'minine eddüneviyyeti aleyhi. Fi icra-i ahkamil mu'minine eddüneviyyeti aleyhi. Anlıyorsun değil mi? Müminlerin dünyevi ahkamlarının icrasının şartıdır. Yani bir kişiye mümin muamelesini yapmak için, ona İslam ahkamlarını uygulamak için nutuk şarttır. Fikirle böyle diyorum. En kuvvetli kıyla de görüş de budur. Niye ahkam-ı dünyevi için nutuk şarttır? لِأَنَّ التَّسْتِيقَ الْقَلْبِيَّةِ Tesdikine وَاِنْ كَانَ اِيمَانًا Her ne kadar tesdik-i kalbi imansa da اِلَّا اَنَّهُ بَاطِنٌ Gizli bir şeydir. Batın yani içe ait bir durumdur. خَفِيٌ Gizlidir. فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ عَلَامَةٍ زَاهِرَةٍ تَدُّلُّ عَلَيْهِ Ona bir zahir alamet olacak ki ona delalet eder. Niye? لِتُنَاتَ بِهِ تِلْكَ الْاَحْكَامُ Ta ki o ahkamlar ne etsinler? O imana taalluk etsinler. فَلَا بُدَ لَوْ مِنْ عَلَامَةٍ زَاهِرَةٍ Ona bir alamet-i zahir olur. تَدُّلُّ delalet edecek o alamet aleyhi o iman üzerine لِتُنَاتَ ta ki bağlansın بِهِ o imana Tilkel ahkam, ahkam-ı dünyevi. Onu evlendirebilelim, ona miras verelim, o ölünce ondan miras alalım, Müslümanlık mekberine defin edelim. Oldu mu? Haza fehmul cumhuri. Haza, cumhurun fehmi budur. Cumhur, nutke bi şehadetten bunu anlıyor. Yani ne demek, nasıl anlıyor? İmanın dünyevi ahkamlarının tetbiki için, icrası için demişler nutuk şarttı. Oldu mu? Peki bu aleyh buna göre nutuk icra-i ahkam-ı dünyevi için şart olunca فَمَنْ صَدَّقَ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يُقِرَّ بِلِسَانِهِ Kim kalbiyle tesdik ederse diliyle ikrar etmese. لَا لِعُزْرٍ مَنَعَهُ لَا لِعُزْرٍ مَنَعَهُ Onu mene eden bir özür yok. Hiçbir mani yoktur. Kalbiyle tesk ediyor, diliyle ikrar etmiyor. وَلَا لِعِبَائِنْ İba da yok yani bir men edici, bir ikrah durum da yok. Pek özür yok, iba yok. Niye diliyle şehadet getirmiyor? Kalbiyle tesk olan niye diliyle de getirmiyor? Diyor, ben اُتُّفِقَ لَوْ زَالِكَ Ona ittifak olur. Rastgele bu durum ona oluşmuş. Bir özür yok, bir ibadet yok. Kalbiyle inanmış, nutk-ı şehadetin getirmemiş biri. Böyle rastgele bu durum ona oluşmuş. Ha. Ve aleyhi femen saddaka bi kalbi ve lem yukirre bi lisanihi la li uzrin mena'ahu ve la li ibain fehuve mu'minun indallahi. Allah katında mu'mindir. غَيْرُ مُؤْمِنِ فِي اَحْكَامِ الشَّرْعِ الدُّنْيَوِيَّةِ Ama şer'in dünyevi ahkamlarından mümin değil. Allah katında mümin cennete gider ama dünyevi ahkamlarından mümin değil. Biz dünyevi ahkamları ona tebrik etmeyiz. Ama وَمَنْ اَقَرَّ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُسَدِّقْ بِقَلْبِهِ كَالْمُنَافِقِ Fabilaksi. Biz onu evlendiririz, ona miras veririz, ondan miras alırız. Ölürse Müslümanların makbarına defnederiz ama Allah katında mümin değil cehenneme gider. Oldu mu? Ne zamana kadar bu bilakis, ne zamana kadar biz İslami ahkamları ona icra ederiz? Hatta nettali'a ala batini. Biz onun batınına vakıf oluncaya kadar. Onun batını bilinceye kadar o zaman fennahkum bi küfri. Biz o zaman küfriyle hükmederiz. Ne etmeyiz? Ahkam-ı dünyevi icra etmeyiz. Öyle değil mi? Yoksa batınına muttali oluncaya kadar İslami ahkamları icra ederiz. Peki emmel abi
Birine şehadet kelimesini getir, getirmiyor. O fekâfirun fiddârini. O dünyada ahirette de nedir? Kâfirdir. Vel mazuru. Mazur tat olan kişi gibi. Mu'minun fîmâ. O dünyada ahirette de nedir? Mu'min. Ahirette mu'min tesdik var. Zahiren mu'mindir çünkü nutkla mükellef değil. Çünkü ne yok? Onu getirecek gücü yok. Şimdi demin iba dedik, yani bir zorlayıcı dedim. Asas iba mücerred mesledir. Ben yanlış yaptım. Eba ye'bi ibaen. Oldu mu? Min gayri la le'uzun mena ve la li'iban. İban mena yok. Yani biri iman getir, o da yok ben getirmiyorum. Öyle bir mena da yok. Yani getirmemiş. Getirmemesi için özür de yok. Biri teklif edip o da men olmamış. Ama rastgele getirmemiş. Bildiniz mi? İbani ikrah bile onu zorlamış, öyle değil. Bu mezidü fî mezher değildi, mücerreddir. Peki nutuk imanı neyidir? Nutuk birinci kavle göre imanın ahkam-ı dünyevinin icrası için şart. Nutuk icra-i ahkam-ı dünyevi için nedir? Şart. Birinci kavle göre o. وَقِيلَ اِنَّ اُشَرْنُ فِي سِحَةِ الْاِمَانِ Nutuk, imanın sıhhati için şarttır. وَهُوَ فَهْمُ الْاَقَلِّ Hani biraz önce fehmul cumhur dedi. İcra-u ahkam-i dünyevinin şartı fehmul cumhur dedi. وَهُوَ فَهْمُ الْاَقَلِّ Bu da akalın neydir? Fehmidir. وَالنُسُسُ مُعَادِدَةٌ لِهَذَا الْمَسَبِ Nusus biti. Demek iki kavle oldu mu? Birinci kavle göre iman, icra ahkam-ı dünyevinin şartıdır. İkinci kavle göre iman, nutuk, imanın sıhhatinin neyidir? Şartıdır. İcra ahkam-ı dünyevinin şartı diyen görüş, fehmul cumhurdur. Sıhhatul imanın şartıdır diyen görüş, fehmul akıldır. Ama ve nusus-u muadidetu lihazel mezhep. Mezhep, birinci mezhep diyor, ikinci değil ha. Nususlar, birinci mezhep, yani iman icra-i ahkam-ı dünyevinin şartıdır diye nususlar bunu ne ediyorlar? Takviye ediyorlar. Ne gibi? Kekavli Teala Ulaike ketebe fi kulubihim el imane. Bak iman nereye yazmış? Kalplerine yazmışlar. Demek iman yeri kalptir. Nutuk alakası yok. Bir de ve kavli aleyhissalatu vesselam Allahümme sebbit kalbi ala dinike. Allahümme sebbit kalbi ve lisani dememiş. Allahümme sebbit kalbi ve entik lisani ala dinike dememiş. Eğer bir parça olsa nutuk onu da söylerdi. Oldu mu? Demek ve nusus muadidetü lihazel mezhep bu son mezhep değil. Önceki ne? Mezhep. Ve kavluhu kel amel. Ve kavluhu kel amel. Orada dursun. Tekrar dönün. Dedi ki demin ve fessel ahlafı bi kavli fakile şartun ey fi şartun fi icra-i ahkamil mu'minine el dünyaviyyeti aleyhi. Gördünüz mü? Orada da bir haş var, okuyalım. Kad arafta ennel eşşailete vel hanefiyyete eşşaileler hanefiler muttefikun ala ennen nutke bi şehadeteyni şartun. Ve ona ne diyorlar? Nutre bi şehadetin şartı. Neyin şartıdır? Li ilmina bi imani natıkı bi iman. Yani bu iki şehadeti nutk eden natıkın imanını bilmemizin şartıdır. Yani nutre bi şehadetin olmadan natıkın Müslüman olduğunu bilmiyoruz. O zaman nutre bi şehadetin neyin şartıdır? İlmuna bi imani natıkı. Sağda natıkın imanı bilmemizin şartıdır. Peki onların mezhebi, Eşşaili ile Hanifilerin mezhebi muttefikun alâne nutka bi şehadetin şartul ilmina bi imani natıkı bi ima dedi. Bu mezhep üzerine ne terettüb ediyor? Ve yeterettebu alâ hâzel ilmi. Biz bunu bildik ne olur?
Buna ne tereddüt eder? Ennenna nücdi aleyhi ahkamel İslami fi dünya. Biz dünyada İslam ahkamları ona icra ederiz. Fenüzevvicuhu minna. Onu bizden, Müslüman biriyle evlendiririz. Ve ne'kulu zebihatehu. Kesli hayvanı yeriz. Ve netfenu fi mekabiril muslimine. Müslümanların mekabirlerinde, kabristanlarında defnederiz. Ve nekbelu şehadetehu. Herhangi bir konuda şehadet ederse onun şehadetini kabul ederiz. İlâ gayri zâlike minel ahkâmi. Çok ahkamları kabul etmemize yol açar. Oldu mu? Peki delil ne? Bu nutke bir şehadetin sade ilmuna bir imanın natıkın şartidir. İmanın bir cüz'i değil, imanın sıhhatinin şartı değil. Sade ilmuna bir imanın natıkın şartidir. Delil ne? Ve veçhü zâlike, bunun gerekçesi. Ennel imanel lezi huve tesdiku vel iz'anu. O iman ki tesdiktir, iz'andır. Mahallu vel kalbu. Onun mahalli neresidir? Kalbdir. فَوَ خَفِيٌّ لَا اِطْلَعَ لِيَحْدٍ غَيْرِ اللّٰهِ تَعَلَى وَصَحَبِ عَلَيْهِ. O hafidir. Allah'dan bir de o tesdikin sahibi kişi kim ise, o tesdik kalbinde o tesdik yapan kimse, Allah ve o tesdikin sahibinden başka bunu kimse bilmiyor. Bunu ne etmiyor? Kimse bilmiyor. Ha öyleyse فَجُعْلَ نُتْخُ بِشَهَادَتِنِ اَمَارَةً عَلَى هَذَا تَسْدِقِ الْخَفِيِّ. Nutke bir şehadetin bu tesir-i hafiye emare alamet kılındı. Niye? Niye kılındı? Min ecli zalike. Hani hafi olduğu için, kimsenin onun üzerine itilai olmadığı için nutke bir şehadetin buna ne kılındı emare? Min ecli zalike, yani min ecli ennehu hafiyun la itilai li ahadin gayrillahi ve sahibi aleyhi. Peki, bir kişinin nutku bir şehadetini varsa onun natıkın mümin olduğunu biliriz. Nutku şehadetin faydası natıkın imanını bilmek, ilmimizin taluk etmesidir. Ve ama bin nezri ile ahkamil ahireti, yani dünyevi olarak dünyevi ahkamları için ilm nutku bir şehadetin gereklidir. Ve ama bin nezri ile ahkamil ahireti felle şairetu la işteritune l-ikrare billisani. Eşşaireler ikrar-ı bilisani şart koşmuyorlar. Niye? لِأَنَّ yücli aleyhi اَحْكَامَ الْاَخِرَةِ. O tesdik-i kalbinin sahibi, bu izan-ı kalbinin, o izan-ı kalbinin sahibinin üzerine ahiret ahkamlarını icra eden kimdir? Allah-u Teala, Allah-u Teala'dır. Biz demedik. İz'an-ı kalbi Allah ve onun sahibi bilir. Ahiret ahkamları icra eden Allah'dır. Tesir kalbi Allah biliyor. O zaman icra-i ahkam ahiret için tesir kalbi yeterlidir. Allah-u Teala اَلَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى. Sırrı ve daha ahfayı da bilir. Gizli olan şeyleri ve daha ahfayı da bilen Allah'dır. Bu ahkamları icra eden Allah. Kalbindeki tesliği Allah biliyor. Öyleyse kalbindeki tesliği için ahiret ahkamlarının icrası için kalbindeki tesliği ahiret ahkamlarının icrası için yeterlidir. فَاَمَّ الْحَنَفِيَّتُ Hanefiler fakat iştere annum onlardan bu meşhurmuş. اَنَّهُمْ يَشْتَرِتُونَ ذَٰلِكَ. Ona bunu şart koşuyorlar. Hani diyor فَمَّ الْحَنِفَتُ فَقَدْ اِشْتَارَ عَنْهُمْ اَنَّهُمْ يَشْتَارَتُونَ ذَلِكَ. Hanifiler diyorlar nutuk şarttır. Yani icra-ül ahkam için ne şarttır? Nutuk şarttır. Zahre bakarsak sanki ahkam-ı uhrevi için hanifilerinde ne şarttır? Nutuk şarttır. Anlıyorsun değil mi? Sanki hanifilerin yanında ahkam-ı uhrevi için icra-i ahkam-ı uhrevi için nutuk nedir? Şarttır. Halbuki bu olmaz.
icra ehkamı okurevi için ne kafidir, tesir kalbi kafidir. Ama ve emmel hanefiyeti fakat iştere anum ennehum yeşteritune zarki. Bunu ne diyorlar? Şart kılıyor. Neyi şart kılıyorlar? İcra ehkamı okurevi için nutku şart kılıyorlar. E bu da olmaz. Mecbur şimdi getiriyor haneflerinkini ne diyor? Tevil ediyor. Diyor ve yecibu en yuhmele işratul hanefiyyeti li zalike. Hanfilerin nutku şart koşmaları vacibdir hamledilsin. Ala mana ennehu la yecuzu li vahidin minna en yahkume bi enne fulanen mu'minun. Ve yecibu en yuhmele işratul hanefiyyeti li zalike. Ala mana ennehu la yecuzu li vahidin minna en yahkume bi enne fulanen mu'minun. Bizden biri için caiz değil ki hükmetsin filan kes mümindir. Bizden biri için bu caiz değil. Bak şart koşmuşlar ya. Yani kendehu icra ahkam-ı ukravi için nutku şart koşurlar. Biz onu şöyle hamlederiz. Yani hanifler bunu şart koşmuşlar. La yecud li vahni minen yahkume bi enne filanın mümin. Bizden biri Zeyd mümindir diyemez. Ve enne la yuhalledu fin narif. İşte Zeyd ebedi cehennemde kalmaz. Ve ennehu yedhulul cennete gider. Frankes cennete gider. Bizden herhangi birimiz için bu hüküm caiz değil. İlla ize kâne olursa o bizden olan vahid el semi'ahu o hükümeti kişi işitirse yukirru bi şehadetini. Yani kime hükmediyorsa onun iki şehadetin ikrarı, onun ne? İki şehadetinin ikrarını işitmemiş ise, onun için bu cehenneme gider, bu cennete gider, bu ebedi cehennemde kalır, böyle bir hüküm yapamaz. Bakın ona diyorlar, icra ahkam-ı ahiret için nutuk şart, gaye, yani biri dünyada, Frankes cennetliktir, Frankes cehennemliktir, Frankes ebedi cehennemdir. Bak, o ahiret ahkamlarıyla hüküm etmesi için, peşin hüküm vermesi için nutuk şarttır. Öyle değil mi? Yani kişinin bu uhrevi ahkamlarını birine nispet etmesi mi bu şarttır? Yoksa nutuk olmadan ahkam-ı uhrevi icra edilmiyor, öyle değil. Zahir öyle görünse de muradları bu değil. Yani Hanefilerin meşhur mezhebi sanki ahkam-ı uhrevi'nin icrasının şartı nedir nutuk? Halbuki gayeleri o değil. Biz bunu bu şekilde yorumluyoruz. Yani bir kişi, bizden biri, herhangi biri için ahiret ahkamlarını nutuk etmesi, hüküm etmesi için nutuk şartı. Yani bu adama ahirete cennet var, cehennem var demek için nutuk şartı. Yoksa nutuk olmadan o ahkamlar icra edilmez, öyle değil. فَاَمَّا الْحَنَفِيَةُ فَقَدْ اِشْتَهَرَ عَنْهُمْ اَنَّهُمْ يَشْتَرِتُونَ ذَٰلِكَ وَيَجْبَ اَنْ يُحْمَلْ اِشْرَاتُ الْحَنَفِيَةِ لِذَٰلِكَ عَلَى مَعْنَا اَنَّهُ لَا يَجُدُ لِوَاحِدٍ مِنَّا اَنْ يَحْكُمَ بِأَنَّ فُلَانًا مُؤْمِنٌ وَاَنَّهُ لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ وَاَنَّهُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ Bizden biri herhangi biri için bu ahiret ahkamlarıyla hüküm edemez. İlla ize kâne olursa o bizden olan vahid kad semi'ahu o kişi işitmiş yukirru bi şehadetini. O zaman feyekun nutku bi şehadetini şerten fi icra'ina nahnu aley ahkamel ahireti. Nutku bi şehadetin bunu şartidir. Biz o kişi üzerine ahiret ahkamları icra etmemizin şartidir. Allah-u Zülcelal'ın icra etmesinin şartı değildir. Niye bizim şartımızdır? لِلْاَلَّتِ زَكَرْنَاهَا فِي اِجْرَائِنَا عَلَيْهِ اَحْكَامَ الدُّنْيَا Hani dünya ahkamlarını icra ederken orada geçirdiğimiz illet neyse burada o. Orada biz söylediğimiz illet neydi? Dünya ahkamları nutku şehadetin şart kılıyordu. Niye? Batıl hafidir bilemeyiz. Onunla hüküm edemeyiz. Ancak nutuk olur da biz dünya ahkamlarını ne ederiz? İcra ederiz. Burada da birinin üzerine ahkam-ı ahireti icra etmemizin gerekçesi, şartı nedir? Nutuktur. Niye? Teskibatını bilmeyiz. Oldu mu?
Bir de Hanefilerin kim bu şekil yorumluyoruz. Yani başka olmaz mı diyor. Niye bu şekil yorumluyoruz? Başka bir şekil olmaz mı? Diyor. İzlâ yu'kalu en yekûnel murâdû. Yani Hanefilerin muradı. Enne ahkâmel ahireti la tece aleyhi fil ahireti ila bir şerri nutku bir şehadetini fil dünya. Bu olmaz ki. Hanefiler mezhebinin zahiri her ne kadar bu ise bu olmaz. Yani ahiret ahkamları kişi üzerine cari olmazlar. Ancak nutku bir şehadetini dünyada yapacak ki ahiret ahkamları cari olur. Ahirete cennete gider, cehenneme gider, şöyle olur, ebedi kalır, bu olur. Bu olmaz. Bu yani aklen tesavvur edilmez. Bir kişi tesdik, nutku bir lisan yok. Ahirete bu adam cennet, cehenneme gitmeyecek, azap görmeyecek, nimet görmeyecek. Görecek, kalbindeki tesdik neyse ona göre görecek. Yok. Ahiret ahkamların cari olması için nutuk şart dersek, ya bu akıl kabul etmez. Hanefilerin mezhebinin zahiri de budur. Ha demek ki olsa olsa Hanefilerin gayeleri, ahiret ahkamları dünyada icra etmemiz için, dünyada onunla hükmetmemiz için nutuk şarttır. Yani dünyada bu cennetliktir, bu cehennemliktir, bu muhaddettir, finnardır, bunu diyebilmemiz için nutuk ile adam nutuk gerekli. Anlıyorsun değil mi? Yoksa bu ahkamların ahirette icrası için nutuk şart değil. Akıl bunu kabul ediyor. İlla bir şey nutuk şart değil fil dünya. Niye? لَنَلَّذِي يُجْرِ عَلَيْهِ اَحْكَامَ الْاَخِرَةِ فِي الْاَخِرَةِ Çünkü ahirette, ahiret ahkamları icra eden Allah-u Teala. Allah'tır. اَلَّذِي لَا يَحْتَجُوا اِلَى اَمَارَةٍ Bir emareye muhtaç değil ki, bir alamete muhtaç değil ki, تَدُّلُّ o emare delalet etsin, عَلَى مَا فِي قَلْبِ onun kalbine delalet etsin. Yani Allah-u Zülcelal'ın mukirinin kalbindeki ne delale, kalbindeki bilmek için bir emareye ihtiyacı yok. Nutka ihtiyacı yok. Varsa zaten bilir. Oldu mu? Ha şimdi diyor zaten bu tabir de bunu gösteriyor diyor. وَلَعَلَّ تَعْبِيرَ الْقَوْمِ Hani kelamcıların tabiri, tabir bir icra ile ahkam, bir icra ile ahkam nakreti. Bak. Ahkam-ı ahiretin icrası diyorlar. Ve icra-i ahkam-ı dünya. Dünya ahkamların icrası diyorlar. Bu tabir de bunu diyor. Yufidu hazel mana. Bak. Ve lealle ta'bir el kavmi bi icra-i ahkam-ı ahireti ve icra-i ahkam-ı dünya yufidu hazel mana. Bu mana ne diyor? Bu mana ifade ediyor. Bak diyor icra-i ahkam. Ya icra-i ahkam-ı ahiret. Ya icra kim yapıyor? Allah yapıyor. Onun için nutuk lazım değil. Bak, icra uygulama demek. İcra ve ahkam dünya kim yapıyor? Biz. Biz dünya ahkamlarının icra uygulamasını yapıyor isek, o zaman kişinin kalbindekini bilmemiz lazım. Onun emare, nasıl biliriz? Emare ile biliriz. Emare nedir? Nutuktur. Peki, ahiret ahkamları icra etmesi, bak uygulaması. O uygulama kim yapıyor? Allah-u Zülcelal yapıyor. Allah-u Zülcelal, kişilerin kalbindeki tesdike binan o ahkamları icra yapar. Peki kişilerin kalbindeki tesdiki bilmek, bilmesi için emareye yüce Allah'ın ihtiyacı yok ki. Nutka ihtiyacı yok ki. Zaten bilir. Dolayısıyla o ahkamları da icra eder. Nutka da gerek kalmaz. Bak icra o ahkam nakli. İcra o ahkamı dünyada bu da işar eder. Bildirir ki Hanefilerin gayesi de gayesi budur. Yani bu tabirlerde de Hanefilerin gayesi olduğu anlaşılıyor. Yoksa Hanefilerin söyledikleri zahrine göre gidersek, öyle değil mi? Evet. Bir kişi cennet, cehenneme gitmesi için nutke bir şehadetini yapması lazım. Ne gerek var? Allah katında ne gerek var buna? Allah'ın buna ihtiyacı yok. Bizim ona ihtiyacımız var. Biz dünyada İslam ahkamları icra etmemiz için nutke bir şehadetini lazım. Yoksa Allah-u Zülcelal'ın ahiret ahkamlarını icra etmesi, uygulaması, tetbik etmesi için nutku bir şehadetine gerek yok. Allah-u Zülcelal zaten kalbdeki teski zaten biliyor. Varsa yoksa bilir. Oldu. Ve kavluhu kel amel orada durar. Yukarıya bakın. Yarın ve nutku fihi. وَالنُّطْقُ فِيهِ الْخُلْفُ بِالتَّحْقِيقِ فَقِيلَ شَرْتٌ كَالْعَمَلِ
Gördünüz mü? Nefâkumullâhu nef'en mubînâ.